Film, işitme kaybının bazı temel nedenlerini göstermek ve gürültünün kaynağında kontrol edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve uygun kulak koruyucuların kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Evet. Napo uyarı levhasını görüyor. Ama ısrarla kulaklık kullanmıyor. Kulaklarında zaman içinde oluşacak hasarı öngöremiyor. Emredici işaret olmasına rağmen kulaklık takması gereğini görmesine, bilmesine rağmen inatlı kulaklık kullanmaması sonucu kulaklarında oluşan hasar görülmektedir. Didn't hear it coming. Geldiğini duymadım. Herkes kulaklığını takıyor. Ama kahramanımız Napo kulak tıkacı kullanmadığı gibi kullanan arkadaşlarını tiye alıyor. Ve gürültüye maruz kalıyor. Maruz kaldığı gürültü Napo'nun algılama ve reflekslerinde karar alma yeteneğinde bozukluk yaratıyor. Taşla çarparak yaralanıyor. Refleksleri yavaşlıyor. Kendine doğru gelen taşıtı görmüyor. Ve kaza geldi. Hastanede ziyaretine gelen arkadaşlarının hediyesi ne olabilir? Tabii ki kulaklık. Ofiste gürültü. Gürültülü ortam çalışanları rahatsız ediyor. İşe odaklanmakta zorluk çektikleri görülüyor. Ses absorbe eden, yalıtım sağlayan döşemeler kullanılabilir. Tavan ve duvarlarda yine benzeri düzenlemeler yapılabilir. Fatal error veriyor. Hata koduna dönüyor çalışanlar. Ve sıkıntılarını müdüre bildiriyorlar. Müdür düzenleme yapıyor. Gürültü çıkaran makinelerin işleyişini düzenliyor. Ve yüksek sesle müzik dinleyenler engelleniyor. Evet, Napo müzik dinlemek istiyor ama volümü biraz abartıyor. Özel risk grupları, gebe çalışanlar. Gebe çalışanlar gürültüsüz ortamda çalıştırılmalıdır. Kulaklık kullansa bile bebek gürültüden etkilenir. Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 desibeli geçmemesi sağlanmalıdır. Düzenlemeden sonra bebeğin rahatladığı görülmektedir. Hmm.
kulaklık duvarda öylece bırakılmış. Nafu aldırmıyor. Yıllarca Napo o kulaklığı görmezden geliyor. Öylesine açıkta bırakıyor. Zamanla işitme kayıpları başlıyor. İletişim sorunları yaşıyor. Arkadaşlarının konuşmalarını duyamıyor. Giderek onunla konuşmak zorlaştığı için arkadaşları tarafından da izole ediliyor. Yapayalnız, sohbetten uzak kalıyor. Duyma kaybı iyice artıyor. İş işten geçiyor. Napo kulaklık kullanmaya karar verene kadar olanlar oluyor. İşleri daha da kötüleştirmemek için kulaklık tak, dedi Napo. Kötü titreşim. Eskimiş, yıpranmış ekipmanlar kontrolsüz titreşim yayarak kas ve eklemleri zorlar. Yönetimce yeni ekipman temin edilir. Napo bir fırından akan sıcak bir akışkanla çalışıyor. Su kaybediyor, terliyor görüldüğü gibi. Daha fazla su içmesi gerekiyor. Ama o enerji içeceği içiyor. Çikolata yiyor. Patronun tavsiyelerini görmezden geliyor. Rahatsızlığını gidermek için ilaç kullanıyor. Sonunda ısı stresi, sıcak çarpması etkilerini hissetmeye başlıyor. Patronun uyarmasına rağmen ilaç kullanıyor. İlacın tesiriyle hatalar yapıyor, büsbütün rahatsızlığı artıyor. Sonunda bir meslektaşı araya girerek Napo'yu su içmesi ve serinlemesi için bir yere götürüyor.
Radyasyon iyonize eden ve iyonize etmeyen non-iyonize olarak ikiye ayrılır. Elektron kaybetmiş veya kazanmış bir atoma iyon denir. Radyasyon atomun elektronlarını söküp attığında yani iyonize olduğunda tehlikeli hale gelir. İyonize radyasyon insan hücre yapısını bozan DNA'ya zarar veren, iyonize etmeyen ise çok uzun süreli maruz kalınmadıkça hücre yapısında bir değişikliğe yol açmayan radyasyondur. Radyasyonun hücre üzerindeki etkisinin yanı sıra deride yanıklara, ciddi göz hasarlarına neden olduğu bilinmektedir. Ekipmanların, gıdaların sterilizasyonunda da radyasyon kullanımı yaygındır. Yine kaynak işlemi, röntgen, MR ve benzeri, cep telefonları, endüstride ve evlerde kullanılan makine ekipman ile radyasyon maruziyeti söz konusudur. Siperlik, kurşun koruyucularla kişisel koruma sağlanır. Ve toplu koruma için alüminyum, kurşun, beton gibi bariyerler sağlanır. Basınç, birim yüzeye uygulanan kuvvettir. Birimi bar ve Newton santimetre karedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda basınç ise normal hava basıncından daha fazla ya da daha az olmasıdır. Normal şartlarda hava basıncı 76 santim civa basıncına eşittir. Daha yüksek ya da daha düşük basınçlı yerlerde çalışanlarda kalp, dolaşım, solunum rahatsızlıkları görülebilir. Bu tip işlerde çalışanlar genç, sağlıklı ve tecrübeli olmalı, tam sistemik muayeneleri yapılmalı, basınç altında çalışanlar çok iyi eğitilmelidir.